Sözlerime öncelikle İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıdan duyduğumuz üzüntüyü, ardından yürütülen süreç ve sonuçlarından duyduğumuz endişeyi ifade ederek başlamak isterim. Bir kez daha İyi Parti ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Başkan, bugün 3 Nisan 1930, her şey o gün başladı. Eğer 3 Nisan 1930 günü belediye kanunundaki değişiklik yapılıp da kadına seçme ve seçilme hakkının önündeki engeller kaldırılmamış olsaydı, örneğin Sayın Nevin Taşlıçay, örneğin Sayın Meral Beştaş, Meral Danış Beştaş, Sayın Burcu Köksal bugün bu meclisin bu sıralarında oturmuyor olacaklardı. 1930'dan sonra 33'te muhtarlık, 1934'te de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadınların gelmeleri, görev yapmalarının önündeki engel kaldırılmıştır. Atatürk'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına bir kez daha minnetlerimizi ifade ediyoruz. Gelecek dönem tüm siyasi partilerin daha fazla kadın milletvekiliyle hak ettikleri gibi eşitlik ilkesine uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmelerini ümit ediyoruz. Sayın Başkanım, bu hafta 14 Mayıs seçimleri öncesi son çalışma haftamız. Elbette son gün hepimiz çeşitli düşüncelerimizi, duygularımızı paylaşacağız. Ancak başlarken hatırlatmamız gereken bazı meseleler var. Çünkü meclis bu dönemde toplumun beklentilerine cevap verme noktasında kendi gündemine, toplumun gündemine hakim olmak yerine, örneğin 4,5 yıl boyunca kendi verdikleri kanun teklifini getirmeyip ya da ittifak ortaklarının imzasına sahip çıkmayıp, ben yaşadıkça EYT olmaz, seçimi kaybedeceğimi bilsem EYT'yi getirmem diyenlerin seçimin kaybını net gördükten sonra EYT'yi yasalaştırdıklarını gördük. Genel başkanımızın imzasının olduğu kanun teklifini komisyonda gündeme almadılar. Sayın Bahçeli'nin imzası olan, Sayın Destici'nin imzası olan kanun tekliflerini gündeme almadılar. Yani meclis milletin iradesinin tecelli etmesi gereken yerken sarayın iradesinin tecelli ettirildiği yere dönüştürülmeye çalışıldı. Şimdi bu meclisten halen daha beklentisi olanlar var. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemede staj mağdurları yok sayıldı, düzeltmeliyiz. 2000 sonrası kademe beklentisi vardır, mutlaka karşılamalıyız. 5000 açalım. 5000 prim gün sayısı sözü bakanın ağzından çıkmışken o haberlerin mürekkebi kurumadan 5900 prim günüyle mağduriyet yaratıldı, telafi etmeliyiz. Bağkur'a yönelik prim adaletsizliği, 9000 günlük prim adaletsizliğini mutlaka çözmeliyiz. Kamu personelinde SSK'lılar Bağkurlar için askerlik borçlanmasında tarih geri çekilmesi varken kamu personeline, emekli sandığı kökenlere yapılmıyor. Mutlaka bunları düzeltmeliyiz. Bunu buradan Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak mutlaka bunların çözülmesi gerekiyor. Biz buradayız. Gece gündüz çalışırız, destek veririz. Yapmazsanız kimse üzülmesin. 14 Mayıs'ta geleceğiz. Bu sözlerin hepsini teker teker tutacağız. Sayın Başkanım, memleketim Manisa, üzümün başkenti, 29 Mart gecesi büyük bir don felaketi. Açalım. Yaşanan don olayından sonra Sarıgöl, Alaşehir, Ahmetli, Göl Marmara ve Saruhanlı ilçelerimizde 25 bin üzüm üreticimiz bundan etkilendi. Yeni göz veren bağlarda %80 ila %100 arasında don hasarı var. Maalesef üzüm alınamayacak ve beklenmedik şekilde sigortasız Tarsim'i olmayan bağcı fazla. Soruyoruz, niye bu böyle oldu diye. Diyorlar ki geçen sene donlarda Tarsim gelip bizim zararımızı karşılamakta o kadar çok kesinti yaptı ki bu kadar yüksek birim varken ya zaten ödemiyorlar dedik, yaptırmadık diyorlar. Manisalı üzüm üreticisinin yaşadığı bu mağduriyetin
derhal çözülmesini bekliyoruz. Bu konuda bir an önce gerekli açıklamaların yapılıp talimatların verilmesini bekliyoruz. Toparlayalım lütfen. Diğer mevkidaşlarımın da ifade ettikleri bir hususu dile getirmek boynumuzun borcu. Tayyip Bey'i üzmeyen İstatistik Kurumu TÜİK bugün enflasyonu %50,5 olarak ilan etti. İTO'nun rakamları, ki onlar da mahcuptur, 73, ama ENAG enflasyonu %112 olarak söylüyor. Şimdi milletin meclisinde, milletin huzurunda, canlı yayında meclis başkanının, Atatürk'ün koltuğunun temsil eden sayın meclis başkanının vekilinin gözünün içine bakarak, milletimizin gözünün içine bakarak, Orhan Sümer Adana'dan seçildi geldi. Ara dedim sor. Geçen sene Ramazan pidesi Adana'da 2,5 lira. Bugün 210 gram pide, bugün 5 lira. Afyon milletvekili Burcu Köksal aradı. Afyon'da gramajı artıyor. Geçen sene 5 açalım. Tamamlayalım lütfen. Mersin milletvekili Cengiz Gökçen aradı, sordu fırıncıyı, bakkalı vatandaşı. 300 gram pide 6 lira geçen sene, bu sene 10 lira. Bursa milletvekili Erkan Aydın burada, Bursalılar orada. Geçen sene 6 liralık pide, bu sene 12,5 lira. ENAG'ın dediği %50 mi doğru? %110 mu doğru? TÜİK'in, Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun dediği %50 mi doğru? 50 olsa 7,5 lira olması lazım 5 liralık pidenin. Bütün hesabı vatandaş böyle yapsın. Varsa milletvekillerimizin başka bir bilgisi, Ramazan pidesinde, somun ekmekte, sütte, peynirde, yumurtada, çocuk bezinde, ette, desinler ki TÜİK doğru söylüyor kardeşim. Burası millet meclisi. Bütün iktidar partisi milletvekillerine sataşıyorum. Enflasyon %50 değil. Son sözlerinizi alın. Bütün iktidar partisi milletvekillerine sataşıyorum. Enflasyon %50 değil, %100'ün üzerindedir. Siirt'te üzerindedir. Amasya'da üzerindedir. Artvin'de üzerindedir. Sivas'ta üzerindedir. Trabzon'da, Bartın'da, İstanbul'da üzerindedir. Hepsine şikayet ediyorum. Eğer Ramazan pidesi %120 zam aldıysa, bütün zorunlulu tüketim malzemeleri %110 zam aldıysa, bakın Trabzon'da Ramazan pidesi 15 diyor. Geçen sene kaç paraydı? Geçen sene 7,5 liraya satılan pide 10 lira, 15 lira olduğunda daha konuşacak hiçbir şey yok. Bütün vekillere sataşıyorum. Gidin ve milletinize şu hesabı verin. Biz enflasyonu %50 ölçüyoruz deyin. Ama millet enflasyonu %100. Son artık. Son sözü zorluyorum. Açalım. Bir durun. Bir saniye. Eğer Türk milleti, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız, eğer geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a, geçen seneden bu seneye 10 liralık bir mal 15 lira olduysa, TÜİK doğru söylüyor, Tayyip Bey doğru söylüyor. Ama 10 liralık mal 20 lira 22 lira olduysa, çocuk botu 200 liraya aldığım bot 400 lira 450 lira olduysa, o zaman bu kardeşleriniz doğru söylüyor. Doğrularla birlikte olun, iyilerle birlikte olun, dürüstlerle birlikte olun, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkın. Doğruyu söylemeyenler, açlığı görmeyenler, yoksulluğa susanlar 14 Mayıs'ta artık biraz kenara çekilecekler. Milleti düşünenler iktidara gelecek, yüzü güldürecek. Teşekkür ediyorum. Sayın Tunç, bir saniye lütfen.